Yeni Gelin dizisinin başrol oyuncusu Jessica May'i şakalamak için Adana'ya gittik. Şaka ekibimiz yabancı şube polisleri olarak dizi setine baskın yaptılar. Rol arkadaşlarının da ortak olduğu şakamızda Jessica zor anlar yaşadı. Adana'dayız. Yeni Gelin adlı dizinin setindeyiz. Yeni Gelin'in tatlı kızı Jessica'yı şakalayacağız bugün. İşbirlikçi arkadaşlarımız var. Onların oyunculuğuna zaten söyleyecek sözüm yok. Size güveniyorum ve Zeki sana. Kasım her zamanki gibi maalesef evet polis olarak geliyorsun ve Jessica'nın belgelerinin eksik olduğunu söylüyorsun. Aslında her şey yasal, her şey tamam. Ben aslında çok da büyük tepki vereceğini düşünmüyorum. Çünkü dediler ki çok tatlı ve çok iyi bir kız ve hani kendinden de emin olduğu için çok fazla bir yere varmaz iş. Eğer öyle olmazsa ikiniz artık birazcık olayı köpürteceksiniz. Nereye varır bilmiyorum. Hiç merak etmeyin. En harekatlı yerinde biz gireriz devreye. Ne diyorsun? Süper. Süper, tamam mıdır? Elimizden geleni yaparız. Ha? Hadi bakalım Rasim. Hadi bakalım. Ne olacak bakalım. Hadi bakalım. Rasim ve aktöre yapalım girişimizi. Ama kendinize çok güvenerek böyle kasıla kasıla girin. Gören şöyle bir çekinsin sizden. Yok. Telefonun bir kayıt arasında. Zeki geliyor polislerimiz. İlk seninle muhatap olacaklar. Hazır ol. Kolay gelsin deyip Jessica'yı sorun aktöre. Merhaba buyurun. Kolay gelsin. Merhaba. Jessica Hanım'a bakmaya geldik biz ama. Okeydir. Buyurun. Jessica Hanım'a bakmaya geldik biz. Konu nedir? Evet, belgeyi göster şimdi. Bir ihbar aldık biz dün. Burada izinsiz sahte çalışma raporu var. Siz kim oluyorsunuz bu arada? Ben yetkilisiyim burada. Yetkilisiniz. Tamam. Nerede peki? Geliyor. Şimdi çağırıp geliyor. Tamamdır. Geliyor Jessica. Zeki sen Jessica'ya belgeyi göster, inansın duruma. Zeki durumu açıkla şimdi biraz Jessica'ya. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bir evrak eksisinden bahsediyor. Jessica Hanım sizsiniz değil mi? Verdiğiniz... Jessica Hanım, hayır. Evet. İlk verdiğiniz evraklarda bir eksikten bahsediyorlar. Yani şimdi bizim, sen... kimliğini bir göstermeye gerekiyor. Çantan nerede? Çalışma belgesini isteyin. Önemli olan o çünkü.
Kimliğinizi alabilir mi? Çantasını Mertcan. Çalışma belgenizi alabilir miyiz sizin? Tabii ki. Çantayı hemen siz getirin. Çalışma belgeniz yanınızda değil mi, çalışma belgeniz? Tamam. Tamam. Siz burada yanımızda durun. Ayrılmayın bir yere. Ne zamandan beridir burada çalışıyormuş? Soralım Rasim. Ne zamandan beri Türkiye'de çalışıyorsunuz? Ben bu vize aldım. Hı. Önceden benim oturma iznim vardı. Şu an yok mu? Şu an çalışma iznim var. Geçen seneden beri. Oturma iznim vardı dediniz. Evet, vardı. İşte bu almadan önce oturma iznim kullanıyordum. Çalışma iznini hangi şehirden almış? Çalışma iznini hangi şehirden aldınız? İstanbul. İstanbul'dan aldınız. Ne zaman, ne kadar süre önce? İlk 2012'de aldım. 2011, 2012. Kim yardım etti? Kim yardım etti size bu konuda? Benim kız arkadaşım var. O her şeyi yardım etti. Onu da görmek isteyebiliriz hanım. Ona bakalım. Burada yasal olmayan bir şeyler var, o yüzden. Yani burada yasal olmayan bir şeyler var. Hakkınızda zaten ihbar var. Bu sette yasal olmayan işçi çalıştırıldığına dair bir ihbar var. Çalışma izninizin sahte olduğu ile ilgili bir ihbar geldi bize. Nasıl? Vallahi öyle bir ihbar geldi. Burada yazıyor. İstiyorsanız okuyun. Şikayet geldi ama. Setten birisi ihbar etti de. Hatta kaçak bir çalışma olduğu için... Kaçak bir çalışan olduğu için de bu seti de iptal edeceğiz, kapatacağız yani. Ben devletten yani, aldım işte. Şimdi ben isim vermeyeyim ama bu setten çok yakından biri ihbar etti. Hı? O yüzden biz seti de muhtemelen kapatacağız. Nasıl? Sizi de... Kameranın öndeki siyahlı arkadaşı alalım Rasim. Sizi de çünkü karakola burada, alacağız. Bu arada eğer yetkili kişi sizseniz, yani siz yani sahte izni olan birisini... Hocam, sahte bir izni... uzak durabilir miyiz? Aynen, çok fazla... Mümkün mertebe alakalı olmayan kişiler yaklaşmasın. Evet, çok fazla İşimizi şey kolay yapalım. Arkadaştı. Tamam da abi şimdi özür dilerim. Bir saniye. Şöyle bir saniye. Bir şey ama bir dakika. Lütfen. Şimdi lütfen. Ben Adanalıyım. Tamam. Ben de bu sette oyuncuyum. Tamam. Bir setten biri ihbar tamam. etti falan evet. diyorsunuz ve hep herkes zan altında şu anda. Evet ama ya. Biz onu, ama bunu biz açıklayamayız. Biz onu karakolda hayır, çözeceğiz. Olmaz. Karakolda çözebiliriz sadece. Başka ama bir şekilde olacak bir şey olamaz. İskender ben Adanalıyım ve burada böyle hani bu şekilde yanlış anlamayın ama evet, müdahale edemezsiniz. Evet kim ihbar edecek ya bizim böyle şeylerle işim olmaz. Çanta otelde. Yükselmeyelim. Çanta otelde. Hayır yükselmiyoruz ama bunun uygun bir dille böyle setten biri falan ihbar etti yanlış. Yani bize gelen ihbar setten biri oldu. Çantanın otelde olduğuna inanmıyorum Derasim. Bir saniye. Ben buna inanmıyorum. Yani çanta otelde falan. Muhtemelen sen kaçak olduğunu biliyorsun. Şu anda bizi kandırmaya çalışıyorsun. Çanta otelde falan ben buna inanmıyorum. Az önce çanta burada pardon, dediniz. Pardon. Ben söyleyebilir miyim? Ben bir saniye olduğu için çanta almadım. Çünkü hızlı dönecektim otele. Haber bekliyoruz. Otelde 01 gidebilirsiniz orada. Az önce... Yabancı bir çalışan olarak evraklarınızı sürekli yanınızda taşımanız lazım. Az önce burada dediniz çanta. Yani siz arkadaş yabancı bir dediniz. Çalışan olarak evraklarınızı sürekli yanınızda taşımanız gerekiyor. Yoksa evet. Deport yersiniz bu evet, durumda. Evet bir saniye olduğu için ben işte otelde bıraktım. Otel uzakta mı? Hangi otel uzak mı? Bizde hani... fotoğrafı var. Fotoğrafını göstersek olur mu şu an? Yok. Otel nerede? Otel yarım saat 40 dakika civarı. Yarım saat 40 dakika. Yetkili kim? Benim. Arkadaştan yetkili siz misiniz? Evet. Tamam sizi de alacağız. O zaman ne yapalım? Karakola mı? Rasim, Zekiye de ki otele bir araba gönderip evrağı alalım. Ben her şeyi devletten şimdi, aldım işte. Şöyle, zaten izlerimi şirketten almışız ya ben çalışmak için. Siz otele bir araba gönderin. Evrağı ben bir göreyim. Bu işi burada çözmeye çalışalım. Okay. Bir araba gönderin mi? Odada mı? Çabuk olsun ama aynen, malum hava sıcak. Bundan dolayı da bir ceza yiyeceksiniz de Jessica'ya. Bundan dolayı ayrıca ceza yiyeceksiniz. Yanınızda taşımadığınız için. Avukatımız da geliyor tamam, şu an zaten. Tamam, avukatlık yeterli. İşi yok. Bu zaten bir ceza. Şu an yediniz. Karakola gideceğiz. Belgeye bakacağız. Oradan da belki. Evet, kaçak işçi çalıştırdığı için sette durdurulacak. Kapanacak yani burası şu anda. Ben de polisim. Siz yok, de polisle konuşuyorsunuz. Evet, öyle. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Biz normal... Bütün evrakları topladık. Sen gerekli bütün evraklarını aldın, evet. Verdik. Sen en son bu biriyle kavga ettim demiştin. Böyle bir iyi şey olmadı demiştin. Rasim sen kız biraz. Sizi mi bekleyeceğiz biz burada de? Hadi ama sizi mi bekleyeceğiz? Araba gönderin dediniz ya, araba gönderdik. Tamam, ne kadar sürecek? Araba şu an gitti değil mi?
Ben şu an güneşin altında duruyorum, farkında mısın? Gölgede durur o zaman. Yok. Burada duracağım. Tamam, orada durun o zaman. Burada duracağım. Zeki, polisle çok sert üslupla konuşma. Almayalım seni de içeriye. Yani benle bu üslupta konuşursanız bu iş çözülmez, söyleyeyim. Ben şey, siz müdahale edebilir miyim benim kostüm? He? Kostüm yok yok, dur şimdi, bunlar biraz ya, terslik yapıyorlar. Giderseniz daha... Tamam, siz olsanız şüphelenmez misiniz? Evet. Tamam, siz şüphelenmekte haklısınız ama biz... Gider çözerim. Yasal değilse de deport ederim. Sıkıntı hepimiz değil. Biliyoruz zaten. İzin eyvallah. Yok. Ben, merak eyvallah. Etmeyin. Ne, birbirimizi boşuna kırmayalım. Kaçak oldu mu? Kaçak olduğunuzdan şüpheleniyoruz. Nereden kaçıyorum? Resmi belgede sahtecilikten. İllegal bir belge düzenlediğinizden, resmi belgede sahtecilikten. Çalıştırma, yani var da var. İzmine, sahte olduğu bu ekibin seni çalıştırmasından. Ama yani sonuçta var. Şüpheleniyorsunuz. Peki, şüpheleniyorsunuz. Yani bizde var bir şeyler. Yok. Gidince konuşuruz onu. Peki, hiçbir insan sahte çalışmayla korkmaz. Bu kadar şey, büyük bir hükümet varken insanlar yani deli olmasın lazım. Bahar, kulağına söyle. Şüphelendiğin kimse var mı de. Bu sette seni ihbar edebileceğinden şüphelendiğin kimse var mı? Ben ne diyeyim bilmiyorum. Evet, itiraf ederseniz bir tık kolaylaşır. Daha az mahkeme görürsünüz. Ne saçma. İtiraf bak. Şu anda dürüst olursanız biri var mı diye soruyor. Hayır, benim... Şu an dürüst olursanız de ki ben kaçağım de. Bak, işin bir tık kolaylaşır. Yine deport yersin ama bir tık kolaylaşır. İyi de kaçak değil ki arkadaşım. Niye kaçağım belgesi var ya. Bir dakika Jessica, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu diyelim asılsız bir ihbar, tamam mı? Biri... Jessica konuşurken susalım arkadaşlar. Ben nereden bileyim? Bir sürü kişi beni sevmeyebilir, bir şey böyle bir şey yapabilir mi? Yani bu kadar büyük bir şey yapabilecek sana düşmanlık duyan biri var mı burada? Bilmiyorum. Nereden bileceğim ben insanlara? Herkes bir belki sana çok güzel davranıyor, arkanda bir şey yapıyor. Ben nereden bileceğim? Kim yapabilir Jessica? Bilmiyorum. Esin bizden biri değildir de. Bizden öyle hain çıkmaz de. Abi bizden biri böyle bir şey yapamaz. Mümkün bence değil de yani. Bence de yapamaz. O zaman söyleyin kim yaptıysa. Evet yani. Hepimizi zan bilgi... altında evet. Bırakıyorsunuz. Biz öyle bir bilgiyi paylaşamayız. Benim zaten. Bunu bilmesi hakkım bilgi... yok mu? Yani belki rakip bizi, belki başka kişi. Bir dizi. Evet, bu ama rakiplerimiz benim hakkım yok mu bunu bilmesine? Ya, asıl konu birinin ihbarı değil. Jessica'nın çalışma izninin olmaması. Mevzu birinin ihbarı değil, sizin çalışma izniniz olmaması. Biraz önce birinin ihbarı demediniz mi? Evet yani, ihbar. Siz niye karışıyorsunuz? Allah Allah. Pardon. Lütfen, ben tamam. Bir şey soruyorum şimdi. Buyurun, benim buyurun. Hakkım yok mu kim lütfen. İhbar ettiğini şey bilmesini? Evet, var. Önce belgenizi göreyim, var. Tamam. Gidelim karakola, işlemleri yapalım, var. Tamam. İlla ki öğrenirsiniz ama mevzu bu değil, öğrensen ne yapayım? Tamam, yo, benim için de önemli, o yüzden soruyorum. Belgenin ne zaman geleceğini sor. Aracı bekliyoruz şu an değil mi? Saat. Gitti, arkadaş gelecek, onu bekliyoruz. Araç gitti, gelecek. Aynen. 15 dakika içinde gelir mi? Mi? Belge. Emniyet helikopter gelmezse gelir. Ben arkadaşı götürmek zorundayım. Şu an çekim varsa durduralım deriz. Yani araba gidecek. Adanalısınız değil mi siz? Şu anda çekim yapılıyor mu içeride bir yerde? Yani bir ufak bir tamam, şey durdurun. Durdurun. Neyi durduracağız? Zaten çekimi durdurun. Durdu, çekim biz vardık. Tamam, kapatın. Neye göre? Nasıl neye göre? Göster abi kağıdı. Zorluk çıkartırsanız çevik kuvvet çağıracağım. Çevik kuvvet çağıracağım. Tamam çağır, ne yapacağız? Ya zorla ya. Girmek zorunda. Çevik kuvvet çağır. Abi bak beni dinle. İş oraya gitmesin diye uğraşıyoruz biz. Esin şey desene. Bir kişinin çalışma izni yok diye koca set mi duracakmış? Böyle şey olur mu? Durdu zaten. Kimse çalışmıyor. Bir çalışma izni olmadığı için bütün yani, herkesin seti duruyor mu burada, şu an? Burada benim Jessica... çalışma iznim var ama. Evet. Şu anda setteki çalışan insanların çalışma izni var. Çalışma izni olmuyorsun. Tamam. Bak, evet, yok olan kişi. Ekmeğimizi... Jessica şu anda zaten tamam. Çalışmıyor. Bizim ne üstümüz tamam, var? Bu da bizim onun cezası tadım. Kesildikten sonra devam edersiniz. Her şey yasal. Biz olur şu anda çalışma izni olan insanlar çekim yapıyorlar. Seti durdurmayla ilgili bir şeyiniz varsa bunu görürüz tabii. Var. Nerede? Patron kim? Efendim? Patron kim? Buranın süreç patronu. Süreç mi? Siz misiniz yani? Şu an burada... Cezayı yiyecek. O yiyecek. Tamam. Durdur seti. Durdurmuyoruz seti ya. Ablayı da al. Ben... Ya bir saniye... Yani... Siz niye karışıyorsunuz? Niye karışmayalım ya? Esin, sen yükselsene biraz, karşı çık duruma. Çevik kuvveti çağırır mısın eve? Çağırın Çevik kuvveti. Çevik kuvveti çağırınca Çevik, ne yok, olacak? Yok yok, sen ara, telefon sen var, hemen gelsin. Sen niye abartıyorsun olayları lütfen, arkadaşım? Lütfen abartmıyorum, sen hemen çağır. Sen, bak, evet yani burada amacın sanki burada ben değilim. Bak, ben sabahtan beri sakin tavrımı koruyorum ve size diyorum ki iyilikle çözelim bu işi diyorum, değil mi? Muhatabım siz değilsiniz arkadaş. Tamam, susun, tamam. Muhatabınız arkadaş da değil, yapımcı. Gidin o zaman yapımcıyla tamam, çözün muhatabı. Cidda da çözeceğim. Şu an... Saniye. Seti durdurmaya hakkın yok senin. Alo. Siz susar mısınız? Sette çalışan insanların izni var Esin, arkadaşım. Esin, bir saniye, Esin. Buraya, şu anda bir ekip yollayın buraya. Kağıt, siz buyurun.
Var mı? Aha. Biz bekliyoruz. Yolda setteyiz. 15 dakika içinde gelir mi? Gelmez. Yani gelmez mi? O zaman gelemez yani. Bütün şeyleri geçerse tamam. Hız limitleri gelir. Tamam. O zaman oyalıyordunuz beni. Oyalıyorsunuz beni. Yalan söylüyorsunuz. O zaman bana yalan söylüyorsunuz. Yani burada bir yalan var o zaman. Gelemiyor. Az önce çantayı ekip geliyor. Hemen gelsin. Tamam, az önce çantayı. Nasıl? Ya şoktayım bana. İçeride her gün getiriyorum ya normalde. Evet. Bugün bir sahnem olduğum için dedim ki hızlı geçin. Bugünlüğüne getirmediniz. Vallahi. Ama içeride demedin mi? Sen demedin mi? Ben şoktaydım. Ben buna inanmıyorum. Bunu yemem tamam, ben. Tamam yem. Tamam arayın içeri arayın. Değilsiniz zaten. Bir dakika. Tamam tabii ki. Buyurun. Bakın benim kimliğim. Ben de Jessica'yı alıyorum. İçeri geçiriyorum. Lütfen. Bu şekilde burada durması. Siz bir yardımcı olur musunuz? Ben bir içeri alacağım. Bakın. Lütfen. Şu an yani gözümüzün önünde durması lazım. O zaman lütfen. Ben sakinleş. Ben konuşayım. Bir dakika. Benim kimliğim burada. Buyurun. Var mı görmek? Jessica lütfen. Jessica gel. Tamam. Şimdi ben kostüm değiştirebilir miyim? Gelir misiniz? Bir saniye bekleyin. Yanımdan ayrılmayın siz. Benim kimliğim burada. Görmek isteyen baksın. Benim geliyor kimliğim... zaten ekip şimdi geliyor. Şşt, arkadaşım. Bir şey soracağım şimdi. Şimdiye kadar hiç böyle bir yerde bir eksik belge bir şey çıktı mı? Hayır ben bütün belgeleri verdim zaten. İtiraf hala hayır, geçerli. Belki haberi... Hayır, kendinin haberi dışında belki bir eksiklik vardır. Onu olabilir. Söylemeye çalışıyorum. Ben diyorum, itiraf burada hala geçerli. Mertcan. Ne itiraf? Sen mevziyle... Eğer belgeni kanıtlayamıyorsan itiraf edersin, hepimiz rahatlarız. Belgeni kanıtlayamıyorsun, itiraf edebilirsin. Yaptım. Belgen yanında değil. Özür dileyebilirsin, kamera çekiyor gider. Yani şey yaparız. Bahar, sen Jessica'ya eğer böyle bir şey varsa söyle de. Çok enteresan. Jessica, bir şey soracağım sana. Kaç dakikaya gelelim? Şu an eğer varsa böyle bir şey, bak ya, hepimizin belgenin, ekmeğiyle çevik. Oynayacaklar çevik, anladın çevik, mı? İş duracak. Yani burada geriliyoruz Bahar. Yani ben çevik gelmeden... Esin sen Bahar saçmalıyorsun diye karşı çık. Yani bu iş... Bahar saçmalıyorsun şu anda. Evet, hayır bir şey gerçekten soracağım. Gerçekten saçmalıyorsun şu hayır, anda. Ama bir dakika, bir dakika. Şef, kendinizi şu an yapıyor muyum? Ben onunla dostane soruyorum yani. Ne demek ya? Bütün belgeleri şirkete istediğim zaman her şey verdim şey zaten Bahar. Devlet bunu verdi. Ben göç dairesine gittim bunu. Set kesin duracak Derasim. Esin sen de sinirlen artık. Ya set duracak bir kere de. Hani... Set durmayacak arkadaşım. Set durmayacak tamam mı? Sen benim ekmeğimle oynayamazsın. Benim çalışma iznim var. Bir dakika ne kadar süreliğine dolacak bu set? Nerede ya bu? Mahkeme nerede? Efendim? Mahkeme karar verdi. Ha biz burada ekmeğimizden olacağız gideceğiz yani. Öyle bir şey yok. İstanbul. Aranızda çözün. Benlik bir şey yok. Ne demek aranızda çözün? Alın kızı gidin o zaman biz işimize devam edelim. Bahar yani. Tamam. Ne demek hayır alın abi, kızı gidin ya? Sen de arkadaşını abi yasa dışı bir iş. Ya arkadaşımı satmak değil ama burası benim ekmek kapım ya. Ya gerçek bir şey varsa ortaya çıksın. Biz ekmek kazanacağız. Arkadaşımızı kapına ne mi atacağız? Ya Esin ne alakası var? Saçma sapan konuları çarpıtma ya. Ayıp ya ayıp. Avam avam konuşma lütfen ya. Esin ve Bahar sizi biraz kavga ettireceğiz mecburen. Gerçekten ne alakası var? Ya Esin. Onu söylemeye çalışmıyorum. O benim de arkadaşım. Ama burası 80 kişinin, 90 kişinin ekmek kapısı. Anladın mı? Bahar'cığım sakin ol. Bir dakika sen benim üstüme bu şekilde gelemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Sakin ol çünkü arkadaşımızın zaten çalışma izni var. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ne demek nereden biliyorsun abi ya? Sana mı gösterdi çalışma iznini? Abi, belki bir eksik belgesi var onu soruyorum. Tamam bende bir şey yok. Ay, ya, kafayı ya yedin sen herhalde ya. Hayır ya ben ekmeğimden olamam. Tamam mı? Kimse için. Ben buraya kolay gelmedim. Abi zaten kimse ekmeğinden olmak istemiyor. Biz de set durmasın diyoruz Bahar. İki senedir arayıp saçma konuşma tamam mı? Set zaten durmayacak. Hayır abi saçma saçma konuşma ya. Hayır set zaten durmayacak Bahar. Ben de istemiyorum aynı setin durmasını. Öyle diyor lan. Belge sahteyse tabii ki duracak. Diyorlar da durmayacak yani. Tabii ki de setimiz durmayacak. Sana da söylüyorum arkadaşım. Geldiniz abi hepimizi ya. Kim geldik biz düzgün konuşuyoruz. Jessica Allah aşkına sen sizin bir şey yüzünüzden burada kaos var şu anda. Bahar ne söylüyorsun ben bütün belgelerim verdim. Abi niye dolaşıyorsun? Abi belgesi birisi yok. Niye yanımda taşımıyorsun? Nerede ya bu ekip? Bugün bir tane sahnem vardı diye getirmedim. Her gün getiriyorum bilmiyor musun sen? Bahar desene o zaman getirseydin neden getirmedin? Bilmiyor musunuz her gün çantayla geliyorum zaten. Abi şöyle. Getirseydin o zaman baksana başımıza ne geldi ya. Bir dakika suçlanan hanım konuşmuyor siz niye bağırıyorsunuz ben onu anlamıyorum. Evet siz suçlanan. Seti duracağız diyorsunuz. Tamam. Mahkeme dava edersin abi başlatırsın setini. Niye geri bir şey mi olur canım biz bu hafta yiyemiz. Ama şu an herkes var. Suçlu psikolojisi davranıyor. Yardımcı olun bana bak. Ben de sizden altına memurum ya. Bir dakika kimse ya. Suçlu psikolojisiyle davranmıyor. Eğer ortada bir eksik varsa daha önce başına geldiyse bunu itiraf etsin diye tamam. Onu sıkıştırıyorum tamam. Burada. Çünkü şu anda şoka girdi konuşmuyor.
Çünkü konuşsun. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bütün belgeleri verdim zaten. Ben göstergesi gittim. Oradan bana verdiler. Daha nereye gitmem lazım? Ama sen de bir öyle bir böyle konuşuyorsun de Bahar. Kural ne dese ben hepsi yaptım. Ben anlamadım Jessica. Sen bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun. Çakma göç dairesi o zaman. Haklısın ama kırıcı oluyorsun. Şu an kötü. Hayatım kırıcı olmak için şey yapmıyorum ben. Ama ben de gerildim anladın mı? Ama ben sen de gerildin ama bak şu anda zaten ya. Bu insan stresli. Arkadaşımıza bir sandalye verelim ayrıca yardımcı olalım. Oyuncu arkadaşımıza sahip ya, çıkalım. Ya bırak onun stresini biliyorum ya. Böyle zamanlarda insanlar arkadaşlarına yardımcı olurlar. Saçma sapan bağırma bana. Terbiyesiz. Bağırma bana. Eyvah ağlattık kızı. Tamam arkadaşlar siz sakin olun. Ya bırak Allah aşkına. Ayıp ya yaptığı krizine girip duruyor ya. Bahar sorsana Jessica niye ağlıyorsun diye sor. Oho Bahar niye sen, ağlıyorsun sen şimdi? Buraya benim müstahisin. Yani. Yok yok güzelce sor. İyi ol şimdi. Yani uzlaşmaya çalış. Ya Jessica ben kötü bir şey mi söylüyorum? Bak seni... Lütfen yaklaşamam ben de Bahar. Tamam. Seni yasını görmek istemiyorum. Bence bunu hak ettin Bahar. Tamam Bahar. Ah yandın Bahar vallahi sana çok kızdı. Hak ettin yani. Bugünden sonra bir daha konuşma benimle. Bir daha konuşma gel, benimle. Gel otur sakin ol gel. Herkes tamam, geldi. Sakin ol tamam bebeğim. Lütfen arkadaşımızı bu hale getirmeye hakkınız yok beyefendi. Kimliği de mi? Geldiniz ve seti birbirine kattınız. Şimdi o gelecek peki ben size dava açacağım o zaman. Ben size dava açacağım. Yükselme, bağırma. Eyvah kötü oldu kız. Ama biz pek bir şey yapmadık. Hep bu Esin'le Bahar yüz, sizin yüzünüzden. İyi oyuncular, güzel oynadınız. Size üzüldü kız. Biz bir şey yapmadık. İnanmadı bile vallahi bizim ısrarımıza. Bağır mı? Oo. Sen bir kimliğini ver bak. Tamam. Sen bir kimliğini ver bana. Bana bağırma. Gel ben de geldim. Dur. Bir kere Bahar, sen çok yeteneklisin. Tamam Hasan, bir sürü işi bulursun bundan sonra. Seni set bitirmez. Tamam, özür dilerim. İşsiz kalmazsın, merak etme. Tamam, özür dilerim. Hayır, konuşma benimle. Az önce dediklerin gerçekten kırıldı benim. Özür dilerim. Gerçekten bak, Jessica, valla bir şey söyleyeceğim. Ben de çoktan... Dokunma bana, Jessica, gitme lütfen. Tamam, ben uzak duruyorum. Tamam. Yanımdan ayrılma. Tamam. Polis kimliğini görmek istiyorum beyefendi. Gösterecek beyefendi. O benim kimliğim. Bu kimlik değil. Geçer. Ay Mustafa çok kötü ağladı. Üzüldüm çok. Sen gidip bir baksana sete. Ben arabadayım. Ay çok üzülüyorum. Özür dilerim ya. O kadar hayır. Kusura bakma ne olur. O kadar tatlısın ki. Çok sokersin, çok tatlısın. Ama arkadaşlarının oyunculuğu birazcık coşunca baktık sen gülüyorsun herhalde çok inanmadın olanlara dedik. Onlara biraz hafif dedik aranızda coşturun olayı. Sen onlara üzüldün. O kadar iyi kalpli bir kızsın ki onlara üzüldün. İşte geldi. Bunu da kızdım çünkü beklemedim artık. Dedim ki bunda hiç beklemeden sözler çıktı. Tahmin ettim. Onlar tahmin dedi, ettim. Onu söyledim. Sen de coştukça coştun. Ama o kadar sabırlı ve dirayetli ki yani ne yapayım? Ya aslan. Her şey yolunda o. Bildim çünkü için. Bir sıkıntı olmadı. Çok sakin yani. Hay Allah'ım yarabbim. Hadi ama dinlenin. Ben çok mutluyum ya. Ay tamam. Seni tanıştım ben. İyi ki yaptın. Ay öyle mi diyorsun? İyi ki yaptın diyor. Ay iyi bari rahatsız. İyi seni tanıştım. İyi ki yaptım. Ay keşke başka türlü de tanışsaydık. Ne bileyim böyle denk geldi. İlk verdiğiniz evraklarda bir eksikten bahsediyorlar. Yani şimdi kimliğini bir göstermen gerekiyor. Çantan nerede? Ben daha önce izledim çok bu şakalar. Hep derdim ya nasıl yiyorlar, nasıl şüphelemiyorlar. Şimdi olunca insanlar hiç şüphelemezsin. O kadar çok iyi bir organizasyon oluyor ki. Ben tamamen şey sandım yani bu gerçek. Ya bir süre sonra bu gerçek. Evet itiraf ederseniz bir tık kolaylaşır. Daha az mahkeme görürsünüz. Ne saçma. İtiraf bak şu anda dürüst olursanız. Biri var mı diye soruyor. Her şey yolunda her şey doğru. Yani hükümet altında yaptığım için yani işte bilmiyorum doğru söyledim ama işte ben
Emindim her şey yolunda olacaktır. Böyle bir yerde bir eksik belge bir şey çıktı mı? Hayır, böyle ben bütün belgeleri verdim zaten. Ben hiç polise zaten işe gerekli olmadım da beklemedim. İşte arkadaşım dedim ki nasıl böyle şeyler söyleyebilir? Beni satıyor nasıl yani? Ben hiç güveniyorum ona. Eğer varsa böyle bir şey, bak hepimizin ekmeğiyle oynayacaklar, anladın mı? İş duracak. Yani burada geriliyoruz yani. Bahar, burası ekmeğim, param. Ben kimseye satmam ekmeğim, para. Jessica bir şey yapsın, itiraf etsin, söylesin işte. Dediğinde ben de işte çok sinirlendim. Nasıl yani? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Her şey yolunda. Bana güvenmiyor musun? Bana güvenmen lazım. Ha Jessica, ben kötü bir şey mi söylüyorum? Bak seni yaklaşamam efendim. Tamam. Seni yasını görmek istemiyorum. Benim yüzümden onlara bir şey olmasını hayatı istemiyorum yani. Gerçekten en istediğim son şey ve öyle herkes kötü olmaya başlayınca ben de daha çok gerilemeye başladım. Çünkü benim yüzümden bir şey. Sen bir kimliğini ver bakayım. Tamam. Sen bir kimliğini ver bana. Kimliğim ben. Bana bağırma. Kimliğini ver. Ben de gerginim. Çok aramızda. Çok öpüyorum. Aramızda.